sorabiliyorum. Evet, peki beslenme ve beslenme zenginleştirici ürünler hakkında neler söyleyebiliriz? Evet. Ona da değinelim. Öncelikle biz bir hasta çift diye bakıyoruz, anne baba adayı. Onları tedaviden bahsediyoruz ama bir adım geri gidip dediğiniz gibi önleyici tedavi, önleyici adımlar nelerdir? Sağlıklı yaşamak, bütün sağlıksız faktörlerin ortadan kaldırılması temel prensip bu. Şimdi öncelikle bol sıvı tüketmek çok önemli. Nasıl beslenir? Bol sıvı tüketmek, günde 8 bardak ekstra su içmek mesela. Karbonhidrat azaltmak, body mass index veya vücut kitle indeksini sağlıklı bir hale getirmek. Efendim spor çok önemli burada ve normal beslenmemize rağmen bazen selenyum, çinko veya özellikle D vitamini gibi maddelerin, vitamin, mineral vesaire maddelerin bizde eksik olduğunu görüyoruz. Bunları tamamlamak, bunlar besin maddeleriyle olabilir, ek ürünlerle yapılabilir. Bunun dışında zararlı şeyleri diyetimizden çıkartmak, özellikle tabii sigara, alkol, bu tartışmasız tabii ki toksik etki yapıyor. Bunun dışında kahve, kola bizim için zararlı. Şekerli ürünler, meyve usareli, tatlandırıcılarla üretilmiş ürünler, bu tür aromalı içecekler, light ürünler, endüstriyel gıdalar, ambalajlanmış, işlenmiş gıdalar, GDO'lu gıdalar, soya ve ürün ve benzeri maddeler, soya östrojen etkisi göstererek hormon dengelerini bozuyor gibi şeylerden kaçınmak çok önemli. Peki ne yiyelim? Bir 50 sene önce konuşmuş olsaydık herhalde ne yiyelim'e pek değinecek çünkü her şey doğaldı. Evet. Şimdi doğaldan ne kadar uzaklaşmışsak oraya o kadar yaklaşmaya çalışmalıyız. Genel prensibimiz bu. Peki ne yapacağız? Basit, yine çoğu aktarlarda bulabileceğimiz şeyler de var ama şimdi bizim genel mutfaktaki ürünlerimize bir bakarsak efendim tereyağı, zeytinyağı, yani margarinden uzak durmak önemli. Lifli meyveler, armut, elma, kayısı, şimdi böyle sayarsak başka yeşil yapraklı sebzeler, pırasa, ıspanak vesaire bazı sebzeler bizim için özellikle faydalı. Avokado temin edemeyebilir çoğu izleyicimiz. Bu da antioksidandan çok zengin bir şey. Brokoli özellikle. Bu anlattıklarım aynı zamanda kansere karşı da önemli faktörler. Bunları aynı kanserden korunmak için ne yapmalıyız konusunda da aynı şeyleri söyleyebiliriz. Yani sağlıklı yemekten bahsediyoruz. Sonra kefir, yine basitçe temin edebileceğimiz kefir. Hatta kelle paça bile bazı şeylerde özellikle protein, antioksidan, vitamin yüklü olduğu için faydalı ürünler. Genel olarak kitle indeksimizi düşürmek, fazla kilolardan kurtulmak, sağlıklı bir yaşam, düzenli bir yaşam ve zehirli olduğunu, toksik olduğunu, sağlıksız olduğunu bildiğimiz benim saydığım birçok şeyden kaçınmak faydalı ve yeterli olacaktır. Bir de tabii fındık, fıstık, susam vesaire eklerimiz var. Zerdeçal önemli bir şey. Çok küçük miktarlarda her gün düzenli kullanılması iyi bir şey. Zencefil çayı kahve yerine, değil mi? Bunlar da sayılabilir tabii.